Arkadaşlar son zamanlarda bayağı bir mesaj geliyor, yorum geliyor. Usta işte çocuklara tavuk jöleyi nasıl yaparız veya tavuk suyunu nasıl yaparız? Şimdi ben size tavuk jölenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Aynı sistemde eti de yapabilirsiniz. Tavuğu şöyle kenara alalım. Tavuğun şu kuyruk kısımlarını içinden alacağız. Bunlar tavukçuda satılan sır. Bunlarda et yok. Bunun kilosunu tavukçu bazı yerlerde 5 liraya, bazı yerlerde 10 liraya satıyorlar. Artık o tavukçunun insafına kalmış. Tabi burası sadece tavuğun sırtı değil. Kemik dolan her yeri. Şimdi ben hepsini kıracağım. Ondan sonraki aşamayı göstereceğim size. Arkadaşlar tavuklar hazır. Her zaman söylüyorum tavuk yıkanmaz diye. Bu tavuk yıkanır. Sebebi de tabii ki elde açıldığından dolayı. Çok elde edildiğinden dolayı. Şimdi bunu yıkayacağız. Şöyle bakın. Tepelime bir çay kaşığı tuz atıyorum. Bildiğiniz gibi tavuk yemeklerinde sası bir koku oluyor suyunda. O kokuyu alsın diye bir tane de soğan atıyorum. Elinizde varsa şöyle bir tane kapya biber atın. Renk versin. Renkli hem kendi hoşunuza gider hem görselliği güzel olur. Burada ortalama 2 kilo tavuk var. Hemen suyunu ilave ediyoruz. Su tavukların üstünü geçecek kadar olacak. Arkadaşlar her işin bir görsel şovu var. Şimdi onu göstereceğim. Bunda da görsel şov olsun diye ne yapacağız? Şöyle bir tutam aspir atacağım. İşte bazen yemeklerde diyoruz ki ya bunun rengi niye böyle? Yediğiniz yemeklerde veya işletmelerde bunun rengi nasıl? Bizim yaptığımız yemeğin, bizim yaptığımız tavuğun niye rengi böyle çıkmıyor? Elinizde varsa kullanın, yoksa kullanmayın. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Bazen ben de izliyorum programları, kanalları. Diyorlar ki işte tavuk suyu yaptık. Tavuğu kaynatıyorlar. Kutunun içine koyuyorlar. Bildiğin çocukların oynadığı meybuz gibi oluyor. Meybuz gibi tavuk suyu olmaz. Orijinal tavuk jölesi, tavuk suyu nasıl yapılır onu göstereceğim. Tenceremizin kapağı ırık olacak. Irık olacak ki taşma yapmasın. Kaynayınca altını biraz ısacağız. Şöyle gösterelim. Tavuğumuz kaynamaya başladı. Mutlaka üstündeki köpükleri alacağız. Bu sefer kapağı tam kapatıyoruz. Altını kısık ateşe alıyoruz. Sadece içinde yağ kalacak. O zamana kadar kaynatacağız. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Şöyle bir gösterelim içini yakından. Hiç suyu kalmadı. Sadece yağ kaldı. İçinde hiçbir şey yok gibi. Şimdi bunun altını kapatacağız. Süzdüreceğiz. Süzdürürken de tabii önemli detaylar var. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bunu yaparken mutlak suretle suyunu az verin. Ben suyu biraz fazla vermişim. Bir önerim de düdüklü tencerede önceden bir haşlama yapın. Az suyla ondan sonra sosunu çıkardım. Yoksa ocak çok yanıyor. Ocağı vurduk, kaç saat geçtiğini bile unuttuk. Yani bu evdeki tüplü olacak bir iş değil. Yani evdeki tüplü olacak iş değil derken bir tane tüpün fiyatını hesapladığımız zaman 350 lira olmuş. Daha çok bahçede odun ateşinde yapabilirsiniz. Ya da düdüklü buharlı tencerede yapabilirsiniz. Bir damlası bile çok önemli. Bastıra bastıra iyice bir yağını çıkartacağız. Bu işlemi soğutmadan yapmak gerekiyor. Soğuduğu zaman yağ tavuğa yapışır, kemiklere yapışır, yağ çıkmaz. Arkadaşlar kemik suyumuzu süzdük. Jölemizi şöyle göstereyim.
Bunu nasıl kullanılacağını da anlatacağım. Çok yoğun olduğundan dolayı bunu çok az kullanmak gerekiyor yemeklerde. Önce bunu bir ortalama 15 dakika oda sıcaklığına getireceğim. Ondan sonra dolaba atacağız. Kendisini çektireceğiz. Arkadaşlar ben biraz donma süresini hızlandırdım. Hemen buzdolabına koydum. 10 dakika sonra da buzluğa koydum. Buzlukta hemen çektirdim size gösterebilmek için. Bunu istediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz. Tabii daha tam donma sağlanmamış. Hemen şöyle bir tanesini bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir tane de arka tarafının rengini göstereyim. Görüyor musunuz? Orijinal tavuk suyu, kemik suyu. Bunu en iyi saklama şekli streçe sarmak. Bir tane streçe sararsanız en ufak bir sorun yaşamazsınız. İhtiyacınız oldukça dörtte birini yemeklere atarsınız. Arkadaşlar bekletmeye zamanım olmadığı için ben bu videoyu çekerken acele etmiştim. Elimde streç de yoktu. Şimdi nasıl paketleyeceğimi size göstereceğim. Ben bunu difrize attım. Bak görüyor musunuz? Difrizden çıkar diyor. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Difrizden çıkardım. Şöyle göstereyim ben bir tanesini. Bunu isterseniz bir tane poşetleyebilirsiniz. İsterseniz aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Direkt difrize atarsınız. Bir tane ne yaparsınız? Hemen şöyle bir tane ufak parçalar halinde nasıl yaparsınız? Hemen göstereyim onu da. Diyor ya bu çok basit bir işlem. Sar. Difrize bu şekilde bir tane atarak her gün yemeğinize bundan bir tane çıkartabilirsiniz. Çocuklarınıza bir adet. Benim size önerim kesinlikle böyle ufak parçalar halinde difriz atın. Sorun yaşamazsınız. Difriz deyince kafanız karışmasın. Normal dolaptaki buzluklar da konabiliyor. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici video olmuştur. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biriniz yapalım.